İşgalci İsrail katliama doymuyor. Gazze'de girmedikleri tek nokta Refah kentiydi. Burayı güvenli bölge ilan etmişlerdi. 1,5 milyon Filistinli Gazze'de son durak olarak Refah'a sığınmıştı. İşgal ordusu tüm uluslararası uyarılara rağmen Refah'a girdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşın başından beri ateşkes çağrısı yapıyor. İsrail'in saldırılara son vermesi gerektiğini belirtiyor. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada daha önce ateşkes çağrısı yaptığını anımsattı. Refah'a kara saldırısının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Grand invasion in Rafah would be intolerable because of its devastating humanitarian consequences and because of its destabilizing impact in the region. ABD de Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor. Kısıtlı bir operasyonun savaşın 7. ayında gelmesi de İsrail'in ABD ve uluslararası toplumdan icazet alamamasından kaynaklandı şeklinde yorumlanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby daha önceki ifadelerini yineledi. Refah'a kara saldırısını desteklemiyoruz dedi. We've made clear our views about operations in Rafah that could potentially put more than a million innocent people at greater risk. During his call with Prime Minister Netanyahu, the president again made this clear. İsrail'e verdiği destekle bilinen Fransa bile tepkisini ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı, Refah'taki sivillerin zorla yerinden edilmesinin savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. Refah'a yönelik kara saldırısına kesinlikle karşı çıktıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde de bunu bir kez daha vurguladığı belirtildi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Refah'a başlatılan kara saldırısının ardından endişelerini dile getirdi. Borrell, Netanyahu'nun uluslararası toplumu dinlemediğini söyledi. Korkarım ki bu yine çok sayıda sivil kayba neden olacak. Gazze'de 600 bin çocuk var. Sözde güvenli bölgelere itilecekler. Gazze'de güvenli bölge diye bir şey yok ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Fransa'dan seslendi. Refah'taki kara saldırılarına karşı çıktıklarını ifade etti. Ateşkes çağrısını yineledi. Ürdün Kralı Abdullah da ABD Başkanı Joe Biden'a seslendi. İsrail'in Refah'ta yeni bir katliama girişmesinin önüne geçmesini istedi.